Aydın Şoförler Odası, Aydın'daki şoför esnafına insan ilişkileri ve psikolojik destek eğitimleri düzenliyor. Yoğun ilgi gören eğitimlerde gün boyu direksiyon sallayan şoför esnafına karşılaştığı sorunları aşma yönünde neler yapacakları, stresli ortamları nasıl aşacakları anlatılıyor. Eğitimlerin açılış konuşmasında şoförle sürücü arasındaki farka dikkat çeken Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, günümüzde artık insanların birbirine tahammüllü olması için bir takım psikolojik eğitime ihtiyaç olduğunu söyledi. Direktörümüzle, öncelikle Halk Eğitim Müdürümüze sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü bugünlerde bir şeyin önemini anladık. İnsan ilişkilerinin önemini anladık. Özellikle araç kullanmak artık günümüz teknolojisinde çok da zor olmayan bir eylem haline geldi. Hep biliyoruz. Çok şükür ki araçlarımızın kalitesi oldukça iyi. Yollarımız da iyi. Ama bunun yanında iki tür şeyden şikayet etmeye başladık. Hala trafik kazası oluyor. Ve bunun yanında da anlaşılamayacak bir şekilde insanlar birbirine tahammülsüzce trafikte birbirleriyle darp ediyorlar. Ve bizler hepimiz birer esnafız. Esnaf dediğimizde bizim hepiniz biliyorsunuz insana terbiyeli ol dediğimizde esnaf ol diye öğüt verirler. Bu bizim kültürümüzde var. Özellikle batılı ülkelerin bizim ahi evran geleneğinden örnek alarak kendilerine yapmış oldukları kurallar nedense günümüzde bizde uygulanamaz duruma gelmeye başladı. Bizler bu konuda neler yapabiliriz düşüncesine geldiğimizde artık insanımızın birbirine tahammülü olması anlamında onların bir nevi psikolojik eğitimden geçmesi konusunda bunun önemini artık günümüzde anlaşılmaya başlandı. Bu amaçla Sayın Halk Eğitim Müdürümüzün destekleriyle bizim bir projemiz daha var, bunu da biliyorsunuzdur. Öfke kontrolünün GEKA destekli bir projesiyle beraber proje koordinatörümüz Sayın Kürşat Osal'la beraber bugün size zaten şoförlük psikolojisi dersiyle verecek. Ayrıca bu derslerin içerisinde beslenme var, değil mi? Yani şoförlük beslenmesi güvenli. Ve diğer hocamız da güvenli araç kullanma dersi vermek suretiyle bu eğitimimizi hafta sonuna kadar yapacak. Bu eğitimlerimizin ben özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu kadar büyük bir katılımı olacağını ben ilk derste bu kadar olabileceğini tahmin etmiyorduk. Ama şu anda 50 kişiyi daha ikinci kursa yazdık. 30'unda tekrar bir daha başlıyor. Ben vakitlerinizi çok fazla almak istemiyorum. Hepinize iyi dersler diliyorum. Eğitimimizin başarılı geçmesi umuduyla. Bu eğitim sonunda hepiniz birer sertifika alacaksınız. Şunu da söylemeden edemiyorum. Arkadaşlar, biz şoförüz. Şoförün ne demek olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz sürücü değiliz. Sürücü, araç kullanan, otomobil kullanan herhangi bir işi meslek edinmeden yapan insanlar. Biz çoluğumuzun çocuğumuzun nafakasını bu işten kazanıyoruz. Öyleyse bu işi en iyi biz yapmalıyız. Onun için sokakta gezen insan, cebine ehliyeti alan insan bizim ticari araçlarımıza binip onu kullanmıyor. Hepiniz biliyorsunuz geçmişte ticari taşıt kullanma belgesi diye belgeler vardı. 2003 yılında bu belgeden vazgeçildikten sonra SRC diye bir belge çıktı ve bu ülkemizde gerektiği gibi uygulanmamasından dolayı hepimiz araçları, ticari araçları kullanan insanlar
sadece bir ehliyet almak suretiyle kullanabiliyorlar. Ancak şu bizim edindiğimiz sertifika bize bir ayrıcalık sağlayacağına inanıyorum ben. Araçlarımızda araçlarımızı kullanacak arkadaşlar özellikle bu sertifikayı almak suretiyle farklılık yaratacaklarına inanıyorum. Ben hepinize iyi dersler diliyorum. Tekrar eğitimimizin başarılı geçmesi dileklerimle hocama mikrofon veriyorum. Eğitimde katılımcılara ilk eğitimi veren Kürşat Osal, davranış ve hizmet kalitesi konularına değindi, çeşitli örnekler verdi. Geri zekalı demiş. Sen bana laf mı atıyorsun demiş. Hocam diyor, şimdi bunda bir kötülük var mı? Bana diyor, Allah'ını seversen bir söyle diyor. Mesela tam da buraya denk geliyor aslında. Yani siz kaliteli olmak için bir şey yapıyorsunuz, fakat karşınızdaki insan bunu kaliteli bulmayabiliyor. Doğru mu? Asıl mesele şu. Hiçbirimizde niyet okuyucu yok. Karşımızdakinin hani böyle marketlerde oluyor ya barkod okuyucu. Oraya tutuyor, bip diyor, kalem diyor mesela. Hani bizde de öyle bir şey olsa iyi olacak. Hani bunu hangi niyetle söyledi acaba diye. Şöyle tutsak, bip dese, niyetini okusak güzel olacak. Ama öyle bir çalışma yok.